Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın ilçelerini gezdi bugün. İlk durağı Pursaklar'da yüksek kiralarla mücadele için seçim sonrasını işaret etti. Kiraları artanların üzerine çok farklı gideceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu için gücünü teröristlerden alıyor ifadesini bir kez daha kullandı Erdoğan. Seçmeni sandıklara sahip çıkın diye de uyardı. Erdoğan ikinci durağı Hüseyin Gazi'ye geçerken Muharrem İnce adaylıktan çekilme kararını açıkladı tam o sıralardı. O kararla ilgili de konuştu Erdoğan. Üzüldüm. Keşke yarışa devam etseydi dedi. Net mesajlarını ise son durağı Sincan'da verdi. Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı adaylarından biri saf dışı bırakıldı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da yarın bilemediniz cumartesi ortaya çıkar dedi. Devamında da çarpıcı sözleri var. Anlaşılan FETÖ yöntemleri yine iş başında dedi Cumhurbaşkanı. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce için ilk yorumu bu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin çekilmesine üzüldüm dedi. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Şimdi biz tabii yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar. Erdoğan önemli olan milletin kararı derken bir de siyaset tüyosu verdi. Çirkinleşen taraf, çirkefleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset tehdidiyle çirkinleşiyor, kimi kürsüde diliyle çirkinleşiyor. Siz ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine kendiniz karar verin. Cumhurbaşkanı Ankara turuna Pursaklar'dan başladı. Yüksek kirayla mücadele için seçim sonrasını işaret etti. Yine biz çözeriz dedi. Asıl sorunumuz enflasyon. Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler. Bunların önüne de öyle yasaklamayla falan geçilemez. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. Ekonomide yeni dönem için ipuçları da verdi. Nerede bir doğal kaynak varsa ekonomiye kazandıracağız dedi. Karadeniz'de doğal gazı aradık, bulduk, çıkardık, sizlerin hizmetine sunduk. Bunun sevincini de ilk ay faturanın tamamını ücretsiz yaparak bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimini faturadan düşerek sizinle paylaşıyoruz. Terör örgütlerinden temizlediğimiz dağlarda şimdi petrol fışkırıyor. Sözü yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. Gücünü teröristlerden alıyor diye devam etti. Milletimiz terör örgütleriyle yol yürüyeni affetmez. Biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Yanına kimi alırsan al, kimlerle yol yürürsen yürü. Bu milletle yol yürümeyenleri evet 14 Mayıs'ta göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini hatırlatırken uyardı. Bay Bay Kemal namus sözü vermişti. Ankara'da otobüsler bedava olacaktı. Süt bedava olacaktı. Oldu mu? Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Aman ha, kendinizi ve evlatlarınızın geleceği için her türlü kırgınlığı, küskünlüğü bir tarafa bırakın, sandığa sıkı sıkıya sarıl. Yedili koalisyon için de söyleyecekleri vardı. Sandık korkusu sardı dedi. Demek ki kumar masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyorlar. Meral Hanım, kumar masasından ayrılamadın. Aynı şekilde noter değil dedi. Oradan da ayrılamadı. Tek parti faşizminin alışkanlığıyla iktidarı milli iradede değil, kaosta, darbede, vesayette arayanları yine sandık korkusu sarmışa benziyor. Kayıplarına bahaneler uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Kuyubaşı Esenboğa metro hattı içinde başkentlilere müjde verdi. Hasretle beklediğiniz Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini yatırım programına aldık. İnşallah yakında ihalesine çıkacağız.
Erdoğan Hüseyin Gazi'de de önemli mesajlar verdi. Birileri bizi seçim döneminde özellikle havayı biraz germekle suçluyor. Ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda değil havayı germek, gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Kılıçdaroğlu'na HDP ile yaptığı işbirliği üzerinden bir kez daha seslendi. PKK'lıları, FETÖ'cüleri cezaevinden salma, devlete doldurma sözüyle belki birilerine şirin gözükebilirsin Kılıçdaroğlu. Ama millet size ülkesini teslim etmez. Bu selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. Başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle biz geliyoruz yine. Ve Ankara turunun son durağı Sincan. Gündeminde yine İnce'nin adaylıktan çekilmesi vardı. Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Yani bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz. Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında.